Etkinleştirmek için iki kez okunun. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Speak TTS. Efendim? Bugünkü videomuzun konusu Speak TTS. JSO ekran okuyucusunda Speak TTS'nin bütün sesleri vardı. Play Store'daki Speak TTS'de Speak'in bütün sesleri yoktu. En azından yeni çıkan sesler yoktu. Yeni çıkan sesleri kullanmak için JSO ekran okuyucusunu ekran okuyucusu olarak çalıştırmasak bile telefonumuzda bulundurmamız gerekiyordu. Çünkü yeni Speak çalışabilmek için JSO'nun bileşenlerine ihtiyaç duyuyordu. Daha doğrusu JSO'nun içinde sentezleyici olarak gömülü geliyordu. Artık özellikle JSO kullanmayı sevmeyenler için iyi bir müjde olabilir bu durum. Artık ESP'nin yeni seslerini kullanmak için JSO'ya ihtiyacımız kalmadı. Çünkü ESP'nin bütün seslerini çalıştıran bir ses motoru, bir ESP'lik buldum ben. Gerçi JSO'da bazı ESP'lik sesleri isimleri yeni olsa bile birbirinin taklidiydi. Bu sürüm de böyle ama en azından JSO olmadan ESP'lik kullanmamızı sağlayabiliyor bu sürüm. Hemen geçelim ve seslerine bakalım. Talkback menüsü. Sistem işlemle. Metin okuma ayarları. Diğer seçenekler. Evet. Liste dışında. Bandına ek. Tercih edilen motor. Akıllı sen. Şuradan hemen seçelim. Radyo düğmesi. Seçili değil. Electronic Magic City TTS. Dikkat. Bu arada artık ismini değiştirdim onun. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerle dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Electronic Magic Speak TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma evet. Sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin. Açılımı bu mu bilmiyorum yani. Açılımı Emaj Speak TTS ama bu diğer ismi ben uydurdum. Gerçek açılımının bu olup olmadığını bilmiyorum. Tamam diyelim. Tamam. Konuşma hızını düzeltelim. Tamam. Şimdi sesler bölümündeki önce şu menüleri inceleyelim. Evet. Bu sözlük dosyası alma seçeneği ama çalışmıyor. Bunun içine sözlük alamıyoruz. Bunun içinde sözlük dosyası da oluşturamıyoruz ki zaten sözlük dosyasını başkalarıyla paylaşamıyoruz. O da yok. Devam edelim. Ses çeşidi, left on max. Etkinleştirmek için iki kez dokunur. Ses çeşidi. Tamamıyla Türkçeleştirdim arkadaşlar menülerini. Play Store'daki orijinal ESP'in JSO'nunkini bilmiyorum ama Play Store'daki orijinal ESP'in menüleri yarı Türkçe yarı İngilizceydi. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Bütün menüleri tamamen Türkçe. Diğer dilleri silecektim. Sadece Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi kalacaktı ama diğer dilleri silmeye çalıştığım zaman hata alıyorum, çalışmıyor. O yüzden diğer dilleri silemedim. Neyse. NVDA kategorisine bakacağız. Burada bu kategoriyi değiştirmeyeceğim. Bunun haricindeki tüm kategoriler zaten bildiğimiz ESP'lik sesleri. Şimdi geçelim.
Bunu başa saralım. Seçiyorum. Ses çeşidi, lepta adam. Etkileştirmek için, açılır liste adam. Değiştirmek için, Alex. Seç Alex. Alex. Tamam. Elektronik makinte tese ayarları, 7 öğeden 1-7 arasındaki lep gösteriliyor. Etkileştirmek için iki kez dokunun. Ses çeşidi, açılır liste Alex. Aligia. Aligia. Tamam. Bu çok ilginç bir ses. Sanırım İtalyanca kökenli bir isim ve yanlış tahmin etmiyorsam Alicia diye okunuyor galiba. Çünkü öyle yazmışlar. Bunun sanırım Alicia diye okunması lazım. Ben de bilmiyorum tam okunuşunu, öyle olduğunu tahmin ediyorum. Neyse, bu çok garip bir ses. Böyle çocuk sesi gibi ya da ne bileyim yeni yeni yetişkin olmaya başlamış bir insan sesi gibi. Elektronik makinte tese ayarları, 7 öğeden 1-7 arasındaki lev gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunuyor. Biraz da böyle boğuk geliyor sesi, o yüzden bazı kelimeleri anlamak çok zor. Ses çeşidi, açılır liste, Aligia. Buna bakalım. Elektronik makinte tese ayarları, 7 öğeden 1-7 arasındaki lev gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses çeşidi, lepta Andrea. Etkinleştir, açılır liste Andrea. Değiştirmek için iki kez dokunun. Anika, Anika, tamam. Elektronik makinte tese ayarları, 7 öğeden 1-7 arasındaki lev gösteriliyor. Ses çeşidi, lepta Anika. Etkin, açılır liste. Anika robot. Bu da değişkenli bir ses arkadaşlar. Anika'nın robot versiyonu. Gerçi genel olarak bütün ESP/TTS sesleri robot gibi, o da ayrı bir mesele ama bu Anika'nın robot versiyonu. Ama şöyle aşağıdaki tonlama birazdan göstereceğim. Seçeneğini %0'a çekersek gerçekten robot gibi konuşmaya başlıyor. Çift biçimli ses. Ses çeşidi. Hatta şuradan göstereyim. Perde çeşitliliği. Bu arada yukarıdakini burada ses perdesi yazıyordu İngilizce olarak. Bunu perde olarak değiştirdim ilginçlik olsun diye. Aşağıdakinde zaten perde çeşitliliği yazıyordu. Yine aynı mantık, aynı şey. Onda bir değişiklik yapmadım. Şunu varsayılana ayarlayalım. Sıfıra çekelim. Sanki şarkı söylüyor. 7 öğeden 1-7 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Bir ileri bir geri geliyor sesi. Değişik. Neyse. Şunu yeniden %100 yapalım. Normalde robotik kullanmayı ben de severim. Robotik olarak kullanmayı, ama şu an seslerin tanıtımını yaptığım için buradaki perde çeşitliliği %100 olarak kalsın. Devam edelim. Annoncer diye bir ses var ama bunu Max sesine benzetmişler. NVDA'daki orijinal Annoncer sesi değil. Yine de seçelim. Evet, Max sesinin biraz daha böyle cılkı çıkmış haline benzetmişler. Normalde onun NVDA'daki versiyonunun
Flash John bilmem bir şeyler falan böyle demesi lazım. Değişik bir ses tonuyla, parçalanmış bir gırtlakla konuşuyor sanki. Hi Flash John bilmem bir şeyler, bilmem bir şeyler falan böyle. Öyle söylemesi lazım ama burada onu yapamamışlar. Bu Anonger sesini ASP'in taklidi olarak, ASP'in diyorum pardon, Max sesinin taklidi olarak ayarlamışlar. Antonio bu yoktu sanırım. Bakalım. Evet evet. Android için olan orijinal ASP.TTS'de de Antonio sesi yoktu. Burada var. Bunlar vardı. Bu yoktu. Seçelim. Bu da konuşmadan önce bir şey yiyormuş da ağzındakini yeni bitirmiş. Yediği şeyin tadı ve kırıntıları ağzında kalmış. Böyle konuşmadan önce bir şey yiyormuş da ağzındakini yeni bitirmiş gibi konuşuyor. Ses çeşidi. Açılır liste. Menta. Çeşit. Açılır liste. Menta. Değiştirmek için iki kez topuyum. Popop pencere. Seçmek için iki kez topuyum. Benjamin. Seçmek için iki kez topuyum. Benjamin. Bu da Android için olan ASP.TTS'de yoktu. Benjamin. Bakalım. Tamam. Bu NVDA'daki ASPIC Benjamin sesi çok farklı. Biraz böyle üşümüş gibi konuşuyordu. Hani bazı insanlar yapar ya böyle dondum falan derler. Hani sesleri titrer. İçlerinin titremesi sesine yansır. Onun gibi NVDA'daki orijinal ASPIC Benjamin sesi üşüyormuş gibi, titriyormuş gibi konuşurdu. Bu da bakayım. Bir tane kapalı ses var. Neydi adı? Edward olması lazım. Evet. Edward sesinin, ki onu da birazdan göstereceğim, değişik bir taklidi olarak ayarlamışlar. Tam böyle eşleştirememişler. Ses çeşidi, açılır, çeşit. Açılır liste, Benjamin. Benjamin, Boris. Bu vardı. Bu yoktu. Bakalım buna. Biraz böyle kurbağa sesine benzemiş bu. Zaten bir tane vardı kurbağa sesi. Ona benzemiş. Hani kurbağayı düşünün. Bir tane kurbağanın konuşmayı öğrendiğini, konuştuğunu hayal edin. Öyle. Bu yoktu. Buna bakalım. Maşallah. Öküz gibi bu da. Boşan da semerini ye yani. Sanki böyle öküz konuşmayı öğrenmiş gibi. Boşan da semerini ye anasını satayım. Bu ne böyle? Ses çeşidi. Açılır liste, David. Devam edelim. Bakın bu ses de çok ilginç bir ses. O kadar garip ki şey gibi düşünebilirsiniz. Çekoslovakyalı birinin Türkçeyi yeni öğrenmiş gibi konuşmasına benzetebilirsiniz. Sanki Çekoslovakyalı birisi Türkçeyi yeni öğrenmiş. Öyle konuşuyor. Biraz da şey var böyle, bazı harfleri gereksiz yere uzatıyor. Uzatılması gereken harfleri gereksiz yere kısaltıyor. Bazen iki harfi gereksiz yere kısaltıyor. Bazen iki harfi gereksiz yere uzatıyor. Bazen uzatılması gerekeni kısaltıyor. Kısaltılması gerekeni uzatıyor. Bazen tam aksini yapıyor. Neyse devam edelim. Bu vardı. Buna bakalım. Tamam.
Bunu da tutturamamışlar. Devam edelim. Bu yoktu. Bakayım. Elektronik makine PPS ayarları 7 öğeden 1-7 arasındaki lem gösteriliyor. Etkinleştirmek için 2 kez dokunul. Evet, bunu güzel tutturmuşlar. NVDA'da da bu ses böyleydi, aynısıydı. E-Speak seslerinden açıkçası benim en hoşuma giden ses bu. Elektronik makin PPS ayarları 7 öğeden 1-7 arasındaki lem gösteriliyor, etkinleştirmek. Gerçi tutturamamışlar, bu da fazla tutmamış ama bilgisayardaki E-Speak Edward sesi şöyleydi, hani biraz bilenler bilir, Nokia TTS'nin o kalın kaba erkek sesine benziyor biraz. Ama kafa ağrısı da yapmıyordu yani. Buradaki versiyon değil tabi. Bilgisayardaki versiyonu. Devam edelim. Evet. Bunu güzel tutturmuşlar. Bu o ses. Bayağı güzel. Devam edelim. Buna bakalım. Bu ne ya? Elektronik makin TTS ayarları 7 öğeden 1. Ses çeşit açılır. Gustav V. Sen Gustav V. Gustav V. Buna bakalım. Tamam. Elektronik makin TTS ayarları 7 öğeden 1-7 arasındakiler gösteriliyor. Etkinleştirmek için 2. Bu da konuşmak için ağzının tavanını kullanıyor sanki. Ağzının tavanından konuşuyor. Ses ağzından değil de çenesinin altından geliyor sanki. Konuşmak için ağzının tavanını kullanmış galiba. Ağzın tavanından konuşulmaz, o da ayrı bir konu da. Buna bakalım. Bunlar yoktu. Yine olmamış, yine tutturamamışlar. Bakalım. Bu yoktu. Bakalım. Ha, bu vardı, pardon. Şuna bakalım. Yine tutturamamışlar. Olmamış. Bakalım. Marco. Bu ses de çok garip bir ses. Değişik. Ya bu ses için hani o kadar garip ki nasıl bir benzetme yapacağımı, nasıl bir yorum yapacağımı bilemiyorum gerçekten. O kadar garip bir ses. Marjo falan böyle. Bu vardı. Bu yoktu. Bakalım. Yine olmamış. Tutturamamışlar. Bu yoktu. Buna bakalım. Yine olmamış. Yine tutturamamışlar. Bu var mıydı yok muydu? He?
ahem, apo web, iki öğeten iki tanesi gösteriliyor, apo web, bhc, ap, emin ve, dur.